kayınvalidem Şaheste Sultanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Açabilir miyim? Tabii ki. Güzel olmuş. Hı hı. Yani kızarması da şeyi de hiçbir şekilde yanma yok. Gevrek gevrek. He, pizzayı mı andırıyor bu bilmiyorum ama. Hiç yemişsindir daha. Yemedim. O yüzden aldığım ağız damağıma göre söyleyeceğim. Ama mantar olacaktı. Mantar içine mi rendelendi onu bilemedim. Ama soğanı, şeyi, her şeyin peyniri. Hepsi... Mantarın tadını almıyor musun? Almadım. Gerçekten almadım ama güzel. Hı hı. Peynirinden mi bilmiyorum çünkü tuzlar gerçekten ölçülü veriliyor. Hı hı. Tuzsuz mu geldi? Tuzlu geldi. Hı. Hamurunun böyle olması gerekiyorsa... Tart yedin mi tart? Tart yedim. Onun tuzlusu o zaman, bu. O zaman olmuş. Afiyet tamam, olsun. Tamam tartsa evet olmuş. Bu daha lezzetli geldi. Şöyle tereyağını ben bunda daha güzel hissettim. Süper. Bunda hissedemedim. Şimdi yiyince tabii onu yiyorsunuz sonra buna geçiyorsunuz ya. Tereyağı tabii ki vardı ama tereyağını daha güzel aldım ben bunda. Kurabiyesine tartına gelince de güzel. Şekil olarak da çok güzel. Ha, tartı da evet, tart mı? Eğer hani tatlısı, tuzlusuysa, buysa olması gereken, evet, doğru. Birim tartları, daha çok beğendim. Bunu daha çok, daha lezzetli buldum. İkiyi. Üçüncü tabağa geçebiliriz. Ve inanılmaz böyle her şeyi çok daha güzel harmanlamış. Mantarı aldın mı? Bir de şeyi, o taze soğanın. Evet, hepsini bunda taze daha güzel aldım. Taze soğan peynire çok yakışıyor. İnanılmaz. Sadece börek yapın yani taze soğan ve peynirle yufkaya sarın. Evet. Böyle bir şey aynen. Olamaz. Harika olur. Evet. Üçüncü tabağın. Bunun hamuru olmamış tartı. Ne olmuş? Yumuşak. Hani dediniz ya ben bilmediğim için tart kurabiyesinin tatlısı, bu tuzlusu dediğiniz zaman bu olmamış. Hı hı. Aslında hani öyle bir şey demeye bile gerek yok. Heh. Altta bir hamur var, evet, pişmiş var. Ya da pişmemiş. Ben şurada dişimle yanağımın arasında kaldı. Biraz hamur kalmış. Sorarsın şimdi nasıl bırakıyorsun aynen, nasıl, dişimle yanağım arasında dersin. Hı hı. Gösteremeyeceğim. Bu biraz hamur kalmış canım benim. Tamam hayatım. Tamam İç canım. Harcı nasıl? O da mı? Yok beğenmedim. İç harcını da beğendim. Peki son tabağın. Bunda da yağ damağımda yapıştı kaldı. Ne damak varmış sende kız şahitse. gerçekten bu damağıma sen yapıştım. Sen dişlerini takma mı? Hayır değil. Kendi dişlerim. Şöyle alayım. Bakın. Bu daha kötü bundan. Hı hı. Bakın. Yok. Tart değil bu. Tamam. Tart hamuru olmamış. Olmamış. İçi. Bakın hepsi bir bütün. Şimdi onunla birlikte yiyorsunuz. Ağzınıza hamur geldiğinde için lezzeti anlaşılması mümkün ama olmuyor. Ama iç harçla çok uğraşıyorlar ama ya. Uğraşıyorlar ama içinden de inanın dedim ya böyle çok fazla yağ damağımda kaldı. Tamam peki. Mesela şunda mıydı o tereyağı kokusunu aldım ama güzel bir hoş peki. Hani bıraktı. Alayım puanlarını. Hı-hı. Bir üzgünüm. Dördüncü tabak 1 puan, üçüncü evet. Tabak 1 puan. Hı hı. 5, 3. Birinci tabak 5 puan, ikinci hı hı. Tabak 3 puan. Evet. İki tane birimiz hı hı. Var nur topu gibi. Şu pek de yüz vermediğin dördüncü tabaktan başlayalım.
hemen bir şeyini beğenmeyince diğer şeyini de harcayıveriyorsun sen ama genel olarak. Yok evet, ama. Evet, bütünlük arıyorsun. Bütünlük arıyorum ben. Peki, yüzleşelim puanlarımızla. İlk bir puanı kimi verdik, kimi yaktık? Hamur dedi, daha da bir şey demedi. Evet. Beğenmediği, en beğenmediği tabak evet. buydu. Hazır mısın? Hazırım. Aç lütfen. Gülenay. İlk günün azizliği diyoruz herhalde. Buyur Gülenay'cığım. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geldiğim gibi biri aldım. Evet. Yani neyini beğenmedin? Ya nasıl gelebilir ağzıma? Sesim, burada tamam. O kadar böyle yoğurduk. Uğraştım, çaba verdim. Muhakkak nasıl? Katmışsındır, çabalamışsındır. Ama evet. Bu tartın maalesef olmamış. Ağlıyor. Gerçekten ağlıyor. Bir tart nasıl hani gel ağlayabilir? İstersen bir gözyaşlarını sil bebeğim. Gerçekten ağlıyor. Hani bir ağlayan pasta var, yapılıyor ismi. İnşallah bu gelinime biri verir, sen de ağlan şimdi. Efendim? Gelinime biri verirsen sen de ağlan şimdi. Ben, İnşallah ağlan. Bir şey yok. Yapsalardı... Seycan'dı değil mi isminiz? Evet. Yani yeni geldi, kusura bakmayın yanlış söylersem lütfen bağışlayın. Seyhan'dı. Seycan Hanım diyorlar. Eğer gelinim de gerçekten yapmamışsa tabii ki yani ağlayabilir. Şahise teyze ben de senin kafan tamamen karışmış, çok yorgun Ay, gözüküyorsun. Ay sen ne olursun Esra. Bir hiç de ben konuşma. Senin dişlerinin takma olmadığına inanmıyorum. Bence senin dişlerini takma. Bebeğim. Ne yersen yapışıyor, ne yersen Bebeğim. Yapışıyor. Bu nedir arkadaş? Ne yersen evet. yapışıyor. Bir dişlerine bakmak Ay, istiyorum. Saçmalama Esra, aileme dokunamazsın. Sakın. Ay hep dişçi olmak isterdim ya. Seycan, aileme dokunamazsın Esra. Tamam mı Esra? Çekil şuradan. Ya o kadar. Aileme dokunamazsın yani, dokunamazsın. Tamam mı? Dokunma hakkın yok. Dokunma hakkın yok. Dokunma hakkın yok. Şey bu ya, kurulu var ya oyuncaklar gibi. Esra şimdi dişleri bıraksak da benim tabağımda. Hasbinallah bebeğim belki, en tepesine dikil. Kadına dua okutuyorsun sinirden Esra. Gerisini Allah'tan söylemiyorum, Bana susuyorum. Bak, Elif'leri gönderdi. Evet. Kim gönderdi? Sıradaki hedefin kim? He. Rüyasında görür. Sıradaki hedefin kim? Kimi göndereceksin Elif'ten sonra? Çok zor be Nursel Bilmiyorum, Hanım. Bilmiyorum, davranışlarına göre değişiyor ama Tufay'la Herkes gidiyor. Ayağını denk alsın. Esra'dan korkun. 3 puan kime gitti acaba? Bu tabağı çok beğenmiştik. Belki de ellerinin arasından Haydi. Kaçırdın gelini. Onu da beğendim. Onu da beğendin ama bunu da çok beğenmiştin. Evet, çok beğendim. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Aç. Tuğba. İyi, hadi bakalım. Çünkü dedi ki Şahiste abla, Melike bu kadar güzel tabak yapamaz. Nasıl bildin Tuğba'm benim ya? Sarışın bombam benim be. Çünkü o tabakta benim olduğumu anladın. Tereyağı tadını kıyır kıyır bir tek bu tabakta aldım. Ama her ikisi de benim için eş Yok, değerli. Ama tabii ki biraz daha tereyağını bunda biraz daha fazla aldım. Havalı ama bıraktım. Burada onda almamışım anlamına gelmiyor. Söyleseydin. Bunda, ama hayır bunda bir tık daha yani bunda aldım tereyağını dedim. Tereyağını onda Hı-hı. hissettiğin için söyledin. Hissettim, Eğer evet. birde de hissetseydin söylerdin. Evet. Diğeri kıtır kıtırdı. Ya ben seni Ama bu da kıtır kıtırdı. Bak sen yok o kıtır kıtırdı zaten onu söyledim. Hı-hı. Sen tecrübeli bir kayınvalidesin. Evet. Burada kimin ne güzel tabak çıkaracağını çok iyi bilen bir... İşte o yüzden belki de evet. gelinimi bulmak adına... Tabii ki. Olabilir bak. Çünkü Gönül Hanım da aynı şeyi yapıyor. Burada ama. Her kayınvalide Şöyle, aynı şeyi yapıyor. Gelinini buldun ama en azından bana da 4 verseydin... Bilmiyoruz ki belki de... Buldun, hayır. O tabakta benim olduğuma adın kadar emindin. En güzel Tuğba'ysa ondan bir ikincisi Melike'dir diye puanlama yapıyor. Evet. Aa, evet mi? Doğru. Yalan yani, söyleme bak, kadın. Hayır ya hak yemiyorum Melike. Ay Şahin yemiyorum. Bir saniye. Şahin abi teşekkür ederim. Ama en azından bir 4 puan beklerdim. Çünkü gerçekten emek verdim. Annesi. Yani yorumların da çok güzeldi. Ne Melike? Dur bir Melike ya. Üf. Yer. Yer. Diyor ki sana Tuğba, ben sana açıklayayım. Yo anlıyor ben beni. Ben diyor bu mutfakta diyor. 4 gelinden en güzelini ben yapıyorum diyor. Hayır. Benden sonra diyor Melike yapıyor diyor. Sen de evet diyorsun. Hayır onu demedi evet o. Evet dedin. Onu Hayır, dedi. Hayır evet demedim. Onu Melike. Dedi. Melike Hayır. çarpıtarak konuşma. Benim Dur, olduğunu ben al. Demek istedin söyle o zaman ben çarpıtmayacağım. Yani de şunu demek istiyor. Bak. Ben de güzel yapıyorum. Senin gelinin de güzel yapıyor.
O yüzden ayırt edemediğin için mi diyorsun? Hani en azından hak yememek için bana da 3 veriyor. Sana da 5 veriyor. Benim 3 veriyor. Hoppa. Hoppala yavrum. Yaz geldi. Yaz geldi. Sen eğlen eğlen. Eğlen coş. Eğlen. Melike mi yoksa Esra mı? Şu üçüncü tabağa bir verdiğimiz tabağa çok kızgınız. Dişimizle damağımızın arasına geldi, yapıştı. Mutsuz etti seni. Hı hı. Ve biri de bastık. Hı hı. Hazır mısın? Hazırım. Aç görelim. Anne! Melike! Belli değil miyiz zaten?